Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle adım adım dikiş derslerimizin 17. bölümünü paylaşıyorum. Diğer dersleri izlemek isterseniz şuradan çıkan yazıya tıklayabilirsiniz. Bugünkü dersimizin konusu kapüşon nasıl yapılır? Hazır kış geliyorken sweatshirt yapmak isteyenler için kapüşon yapımını ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Şimdi isterseniz hiç daha fazla uzatmayayım ve hemen başlayalım. Şimdi ben bizim için şöyle bir beden parçası hazırladım ve bunun yakasında kapüşon yapmayı göstereceğim. Öncelikle birkaç tane uyarım var. Birincisi, çok ince kumaşlarda kapüşon güzel durmuyor. Aynı şekilde çok sert kumaşlarda da güzel durmuyor. En güzel 2 iplik penye, 3 iplik penye, peluş, o tarz kumaşlarda, yumuşak ve daha dolgun kumaşlarda güzel duruyor. Ben şu anda 3 iplik şardonlu bir penye kullanıyorum. Yani neredeyse piyasada bulabileceğimiz en kalın penyelerden bir tanesi. 2 iplik penyeyle de olur. Şardonlu olursa daha güzel olur. Çünkü şardon da bir dolgu malzemesi oluyor kumaşta. Kapüşonun kendi şeklini koruyabileceği ve aynı zamanda da birazcık dökümlü durabileceği kumaşlara ihtiyacımız var. Mesela ince penyede kendi şeklini koruyamıyor. Direkt böyle aşağıya sarkıyor. Veya kot kumaşta, keten kumaşta da kendi şeklini çok fazla koruduğu için, birazcık döküm vermediği için çok hoş durmuyor bence. Ama tabii ki bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bir uyarı vermek istedim. İkinci uyarım da kapüşon yapacağımız kıyafetin yakası birazcık derin ve geniş olmalı. Yoksa gerçekten böyle bizi boğuyor gibi oluyor kapüşon, ekstradan bir parça daha eklediğimiz için. Birazcık yakasını geniş keserseniz kapüşonunuz çok rahat olacaktır. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Her yakada olduğu gibi tabii ki ölçü alarak başlayacağım. Yakamı çepeçevre ölçüyorum. Çekiştirmeden ölçüyorum. Benimki 66 cm geldi. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Ölçümü unutmuyorum. Şöyle kapüşonumu yapmak için yeterli büyüklükte bir kumaş aldım elime. Az önce 66 cm çıkmıştı yakamızın çevresi. Bunu ikiye bölüyoruz. Çünkü kapüşonumuzu iki kat keseceğiz. Yani buradan ölçtüğümüz ölçü az önceki yakamızın çevresinin yarısı olması gerekiyor. Sıradaki karar vermemiz gereken nokta kapüşonu hangi boyutta istediğimiz. Mesela bazıları çok büyük kapüşonları çok seviyor. Bazıları da sırtında o kadar büyük bir şey taşımak istemiyor. Ben açıkçası modelime göre karar veriyorum. Şöyle mezromu koyuyorum. 33 cm'i burada buldum. Ben bu 33 cm'i ne kadar düz yaparsam kapüşonum o kadar büyük olur. Ama şöyle boyun kısmından birazcık kıvrım veriyorum. Ve bu şekilde 33 cm'i ayarlıyorum. Bu sefer kapüşonum birazcık daraldı. Şu şekilde hayal ederseniz anlayacaksınız demek istediğimi. Diyelim ki daha da küçük yapmak istiyorum. O zaman bu kıvrımı daha da genişletiyoruz. Ve bakın tekrardan kapüşonumu küçülttüm. Bu göz kararı bir şekilde benim hoşuma gitti. Onun için mezon böyle kıvrık halindeyken buraya çizeceğim. Şöyle 33 cm'den tekrardan işaretledim. Daha net bir çizgi attım ve şimdi ölçeceğim. Birebir ölçü almaya dikkat edin. Tam olarak 33 cm'de ayarladım. Şimdi karar vermemiz gereken bir ölçü daha var. O da kapüşonumuzun uzunluğu. Bunun için yine kendi üzerimizden ölçü almayla göstereceğim. Ben Huriye'nin kafasında göstereceğim. Siz tabii ki kendinize göre yaparsınız. Ön yakamızın bittiği yerden mezromuzu koyuyoruz. Düz bir şekilde yapın, yani direkt böyle kıvrımını ölçmeyin. Mezromuzu koyuyoruz ve kafamızın üstüne kadar ölçüyoruz. Şu alnımıza kadar gelecek kısmı. Burada Huriye için 30 cm çıktı. Huriye'nin kafası birazcık küçük olduğu için onunki ufak oldu. Ben kendime göre yapacağım. Şöyle bir 36 cm kadar yapacağım. Burada işaretliyorum uzunluğumu. Ve burayı cetvelle çiziyorum. Dümdüz çizeceğim. Bu şekilde çizdim. Kamerada net çıkmadığı için çizgilerimi belirginleştiriyorum arada. Şimdi sıra geldi.
geldik kafamızın yuvarlağını yapmaya. Ben bunu göz kararı yapıyorum açıkçası. Şu kısmı birazcık düz devam ettiriyorum. Şurayı da hafif düz devam ettireceğim. Şurada bir kıvrım vereceğim. Gözüme hoş geldiği şekilde çizdim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Eğer riganız varsa bu kıvrımı rigayla da verebilirsiniz. En ufak rigayla. O şekilde daha güzel olur. Şöyle biraz daha yukarıdan alacağım. Gözüm öyle daha hoş görünecek. Bu şekilde çizimimi yaptım. Şimdi sıra geldi paylarımızı koymaya. Öncelikle bir katlama payımız var. Onu eklememiz gerekiyor. Kapşonun ağzına ne kadar kalınlıkta dikecekseniz onun iki katı uzunluğunda bir pay bırakmanız gerekiyor. Uç kısımları bu şekilde dümdüz devam ettiriyorum. Yani burayla aynı olması gerekiyor. Aşağısı da aynı şekilde. Burada bir kıvrımımız yok. Dikkat edin. Bu şekilde payımı koydum. Benim payım 5 cm kadar. Son eklememiz gereken pay da kapüşonun birbirinin üzerine binme payı. Eğer fermuarlı bir sweatshirt yapmayacaksanız bu birbirinin üzerine binme payını vermemiz gerekiyor. Yoksa böyle ayrık ayrık güzel durmuyor. Onu da çok fazla abartmayın ama. Şöyle bir 3 cm kadar yeterli. Şekilde bütün paylarımla beraber kapüşonumu çizmiş bulunuyorum. Sıra geldi kesmeye. Şu kısma zaten payı çok fazla bıraktığım için bu kısımdan pay vermiyorum. Ama dikiş yapacağım kısımlara birer santim dikiş payı bırakıyorum. Parçalarımı bu şekilde güzelce kesmiş bulunuyorum. Şimdi ben bir parça daha kestim bu çizdiğim parçanın aynısından. Çünkü bu çizgileri daha net görebilmeniz için ön yüzeye yaptım. Yani şardonlu kısmı pek fazla çizilmiyor. Diktiğimde de bu çizgilerle güzel durmayacağı için aynısından bir parça daha kestim. Şu şekilde yani. Siz sadece kendi kumaşınızın tersine çizerek iki parça kesin. Benim gibi üç parça kesmenize gerek yok. Şimdi bu şekilde parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve bu yuvarlak kısımdan dikeceğim. Yani kafa olan kısımdan dikiyorum. Bu şekilde diktim. Dikerken overlock makinesi kullandım. Size de bunu tavsiye ederim. Çünkü kapüşonun içi dışarıdan birazcık görünce için hoş bir görüntü oluyor açıkçası overlockla temizlenince. Şimdi ağız kısmını kapatacağım. Verdiğim paya uygun şekilde içeriye doğru iki kez katlıyorum ve iğneliyorum. Bu şekilde bütün kenarı iğneledim. Şöyle. Şimdi bu kısmı düz dikişle dikiyorum.
Bu şekilde kenarlarını diktim. Düzine çevirdiğimde şöyle bir kapşon elde etmiş oldum. Şimdi sıra geldi bunu beden parçamıza geçirmeye. Bedenimi alıyorum ve bu şekilde ikiye katlayarak arka yakasının ortasını buluyorum. İğne ile işaretliyorum. Ve tersini çeviriyorum. Daha sonra kapüşonumu yüzleri birbirine bakacak şekilde, dikişi de arka ortama denk gelecek şekilde bunun yakasına geçirmeye başlıyorum. Şöyle iğneleyeceğim etrafından. Arkadan başladım, öne doğru dolanıyorum. En ucuna geldiğimde iğneyi dikey bir şekilde takacağım. Şöyle kaydırmamaya dikkat edin. Diğer yarısını da öne doğru dolandırıyorum. Ve şu şekilde uçların birbirinin üzerine bindiğini gördüğümde kapşonumu başarıyla yaptığımı fark ediyorum. Burayı tekrardan iğneliyorum. Hepsini bir iğnelemem gerekiyor. Ve az önceki dikey taktığım iğnemi çıkarıyorum. Makineme takılmasın diye. Şimdi burayı çepeçevre dikiyorum. Dikerken kaymaları düzeltebilmek adına önce düz dikişle dikeceğim. Sonra overlock çekeceğim. Kumaşım biraz kalın olduğu için böyle yapıyorum. Bu şekilde yakamı çepeçevre diktim. Bakıyorum bir problem var mı? Kapşonu dışarıya doğru çevirdim. Şu kısmı gayet düzgün bir şekilde birbirinin üzerine bindirmişiz. Ve arka yakada da dikme ile alakalı hiçbir problem yok. Şimdi bu kısmı overlock çekeceğim. Overlock'umu da bu şekilde çekip kenarını temizledikten sonra kapüşonum tamamen hazır oluyor. Şöyle düzeltip göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle pofur pofur bir kapüşon yapmak aslında hiç de zor değil. Ve kapüşonumuz da Huri'nin üzerinde bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok basit. Bence bunu hepimiz kabul etmeliyiz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.